wassalatu wassalamu ala rasulihi Muhammad alladhi sanna alayna qiyam shahri Ramadan wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah subhanahu wa ta'ala ta'ati wa ta'ala sallallahu wa ta'ala. Muhtaram mu'min musulmanlar, kaçandan beri musulmansız, biz kaçandan beri musulmanız degan savol berilsa nima deb javob beramiz? Al-Misoqdan beri musulmonmiz deymiz. Al-Misoq nima degani? Misoq degani Alloh bizdan ahdlarimizni olgan degani. Alloh bilan bandalar o'rtasida ahdlashuv bo'lgan. Bandalar Alloh taologa ahd qilgan. Mana shu voqeani hozir farakalarimiz o'qib berayotgan surada Alloh taolo bizga bayon qiladi. Arof surasini 172-ci oyatda Alloh taolo quyidagicha aytadi: "Sizlar va akhroz robbuka min bani adam min zuhurihim zurriyyatuhum va ashhaduhum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawma al-qiyamati inna kunna 'an hadha ghafilin." Alloh aytadi: "Biz Odam alayhissalomni zurriyotlarini chiqarib, ulardan ahd olganimizni, ahdnoma olganligimizni eslang" deydi payg'ambar alayhissalomga. Biz Odam alayhissalomni zurriyotidan ahd oldik. Qiyomat kuni biz bundan g'aflatda edik. Ey Alloh, seni borligingni, birligingni bilmagan ekanmiz demasliklari uchun o'zlariga qarshi guvohlik qilib ahdlarni oldik. Aytdikki, alastu bi robbikum, men sizlarni robbilaringiz emasmanmi dedik. Hamma insonga bala deb javob berdi. Ha, sen bizni robbimizsan dedi. Bu oyatni sharhini payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'zlari aytib beradilar. Odam alayhissalomni Alloh taolo yo'lga tushirib, qiyomatgacha keladigan zurriyotini, odam bolasini, hammasini, ruhini Odam alayhissalomning surlaridan, tushdi kamarlaridan yerga tushirdi Alloh. Tushirganda ham hammasini ruhimizni, sizu bizni ruhimizga Alloh aql berdi. Allohni aytadigan xitobini eshitadigan qildi, tushunadigan qildi va unga javob beradigan nutqni ham berdi Alloh. Ana undan keyin aqlni berib qo'ygandan keyin Alloh so'radi: "Alastu bi robbikum, men sizlarni robbinglar emasmanmi?" Bu yerda butun bashariyat bor edi, insoniyat bor edi. Odam alayhissalomdan qiyomatgacha keladigan insoniyatni hammasi jamlangan edi. Ana shu yerda hamma bir ovozdan gap bergan bilan: "Bala, ey Alloh, sen bizni robbimizsan, sen bizni yaratgansan" deb Allohni robb ekanligiga rozi bo'lamiz. Sen Allohsan, sen bizni yaratuvchimizsan, ilohsan, bizni ibodatimizga loyiq zot o'zingsan deb hammamiz ahd qilganmiz. Mana shu bergan va'damizni Alloh taolo hujjat qilib olib qo'ygan edi qiyomat kuniga. Qiyomatda ba'zi bir odamlar tushunmasin gaplarni, haligi bergan ahdlarni esdan chiqarib qo'ymasin deb Alloh taolo hujjat qilib olib qo'ydi. Allohning fazlini qarang, Parvardigor olam sizni bizga mehribonligini qarang. Avval bizga o'zini o'zi tanitdi. Hali dunyoga kelmasimizdan bizni ruhlarimizga o'zi xitob qilib o'rgatdi. Rob kim ekanligini, inson qanday zot ekanligini Alloh bildirdi. Bildirib qo'yganda ham dunyoga kelgandan keyin o'sha bergan ahdini eslatadigan Qur'oni Karimni Alloh nasib qildi. Qur'onda o'sha voqeani eslatdi Alloh. O'sha voqeani bizga aytib beradigan payg'ambarlarni ham jo'natdi. Payg'ambarlar vafot etgandan keyin payg'ambarlarning izdoshlarini ham Alloh taolo jo'natdiki, odamzod g'aflatda qolmasin. Alloh kimidi? Bandasi kimidi? Mana bu voqeani eslatib turadigan eslatuvchilarni ham Alloh taolo jo'natdi. Bu Allohning sizu bizga fazlidan. Alloh aytadi: "Fazakkir innama anta muzakkir lasta alayhim bimusakkir." Eslating, siz eslatuvchilardansiz, ularga hukmingizni o'tkazuvchi emassiz deydi Alloh taolo. Boshqa bir oyatda: "Fazakkir,
فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ لِلْمُؤْمِنِينَ. İzledim, izlenme müminler için elbette menfaatlidir diye oldu. Ve bizi izletiriz geldi. Yani bu ayetini izlettirgen, bu hadisleri okup izlettirgen, bendecilikten çıkıp gitmegen, bendecilik çekirasından çıkıp gitmegen, Allah'ın haddine durgen, Allah'ın Rabb yekenliğini izinde tutgen değil. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يحودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج بهيمة الجمعاء. هربت تقولين شقرا ما نشوف حتى تقول هذه فترة ديانا بس صاف إسلامي طبيعي ديانا هذا بس يرى المسلم أول روحنا بس إيمان كيلترد يند بدن بولاس أناسنا تقولين هذا دنيا كي o'sha fitrat bilan dunyoga keladi. Sof holatda keladi. Sof islom fitrati bilan tug'iladi. Tug'ilgan chaqaloqda biror bir kamchilik bo'lmaydi. Pokiza holatda, oppoq qog'oz holatda tug'iladi. Payg'ambar alayhissalotu vassalom aytadilar: "Ali hayvonni bolasi tug'ilgan paytida, hayvonlarni bolasi tug'ilganda biror bir kamchilik sezasizlarmi? Yirtqich bo'ladi." Ali yırtış bu meydi. Kulağı kesilken, dubi kesilken buna yoktu bu meydi. Ondan değil bunu yırtış kılıp terbiye dedi o zamanası. Ya ki şunu okşaştırıp terbiye dedi. Kut düşün dedi. Adam orasının fikrette, saf halette tokuladı. Ata anası ki onu başka çatırıp, nacuz yıkırıp, kut parasıdır, yahut yıkırıp, nasrani yıkırıp, başka kılıp terbiye dedi. Ata anası onu ilahiyatıya, doğru yoluna ya ki doğru yoluna sebepçi kuradı ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı getirdi. Demek biz de hem zimnamızda şimdi masuliyet var. Benden bende ilgilenmek, Allah'ın ilahi ilgilenmekini izlet tutuşumuz gerek. Mizan ahdini izlet tutuşumuz gerek. Hadis-i şerifte Enes İbn-i Malik'ten o ayetlenen hadisinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı getirdi. Kıyamet günü cuzah ahdinden bugün her bir kişiye Allah Ta'ala eydi. Duzah illerde Allah Ta'ala eydi. Eğer deydi, yeryüzündeki her nesiller seni ki olsa, şu duzahdan kudurup karıştık için birer mi deydi Allah? Duzah ahlını hem de seydi. Eğer yeryüzündeki mülkler beni ki bu bende, hem mesele şükürden kudurup karıştık için birer mi deydi. Hem de duzah eydi. Şimdi Allah Ta'ala eydi ki, men bundan ko'ra osonroq narsani sendan xohlaganman deydi. Bundan ko'ra osonroq narsani xohlaganman. Dunyodagi hamma narsalarni berdiman hammasi senga. Odamni sulbidan bo'lganingda, chiqarganingda, sendan shirk keltirmaslik, menga shirk keltirmaslik, kufr keltirmaslikni so'raganman. Sen shirkka ahd bergansan, bergan ahdingdan sen tonggansan deydi. Yuz o'girgansan deydi Alloh. Ayet-i kerimede Allah وَلَوْ رُدُّ لَعَادُوا لِمَنْ مُعَدُّ دِينَ. Yani o şey dozak ahlilerini yana kaydetten şu dünyaya geldirsek değil Allah. Bu dünyanın yana kaydetten insan hayatını yarattır. O şeylerini yana kaydetten dünyaya geldirsek yana o şey kusur yollarına kaydetip eder bunlar değil Allah. Çünkü takdirde, azalde bizde bahtli ahlilerinden bir koyulan olsa hidayet tabi, doğru yolu tabi gideriz. Allah bana versin. La kadar Allah takdirlerimizi bilmesin. Şefavet ahleden de yanmasın. Doğru yolu tabi ötü gider ona. Yani mizah ahlede ayetini izlet yapmaz. Hiç kisi yap gibi. Ben de hiç kisi yap gibi. Kulasa kisi yap gibi. Ne o için? Kulaklarına kardeşler koyuyor Allah. Kalplerine uğrak koyuyor. Hiç dönmeyin. Ayet-i Kerime'ni de anladı. Araf Suresi 173. ayeti de Allah ederdi ki اَوْ تَقُولُوا اِنَّمَا اَشْرَكَ اَبَوْنَا مِنْ خَبْرُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ اَفَتُبْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْتِلُونَ. Misal ahlını agarlıkları yine bir de sebebine Allah Ta'ala ederdi ki ayet-i Kerime'ni. Ya ki şirk kirtirgenler ne dedi? Bizde ota babamız adaşken deyip kıyamet koydu.
Şimdi demesin bu çok insan hakkını alındı. Bazılar eşi kumkırırken ki, bizi ota babamız adışken bize, biz ucalarını zorri yatı bize. Yani ota babamızdan koyganımız şunda. Biz ki yedir kendi hukukatmaya okudur. Allah'ın birbirini tanıtmaya. Onlar adışken bize, biz onlar bir yerleşken bize. Yani biz diye masalıkta olasın mı? Ota babamızdan kıyan hataları uçun bizi cezalıysan mı? Demesliler uçun biz mizah rahmını aldık dedi Allah. Allah'ın Allah ekerliğini bildirip koyduk. Ular adli bende ekerliğini bildirip koyduk. Allah subhanahu wa ta'ala eder. Muhterem aslında bu ayet kerimemle insan özünü günahı uçun özü cevap ver ekerliğini Allah sana uçuyor. Ota babası adışken bize kıyan işi uçun ota babası özü cevap verir. İnsan özünü kıyarken hatası uçun özü cevap verir. Kıyamette kıyan bende kıyan günah amelleri uçun kim dedir eğilmeyormayın. Falancı benim mecbur kıyanımı, falancı beni tartıp kediyenimi, şu işte kılmasam işim yürüşmezdi, başka başka işlerle bakanalar eğitim edin Allah bağlı. Allah lehe me kesebet ve aleyhe me kesebet dedi. Her kimde kıyan işi uzun için. Kıyan yaman işi ve uzun cezalanadı. Kıyan yakşı işi ve uzun mükafatlanadı dedi Allah bağlı Muhammed kılar. Ve kederike nufassilu ayeti ve la'allahum yerci'un. Ki ayet kerimede Allah eder. Şayet ki küfürlerden kayıtsırlar de, adaşı bilgen yollarından tiyilsirler de, bana şu de ayetlerini biz bayan kılıp veririz de Allah ola eder. Yani Kur'an-ı Kerim, ayet kerimede bizde ad değişir de düşürülmeken, biz için menfaat buluştuk için düşürülmeken, biz yalan yoldan kayıtsırlarımız için, şirk yoludan, kufur yoludan kayıtçılığımız için, Kudayi Tafan'ı tanıştığımız için, özge ibadet tanıştığımız için bu ayet-i kerimelerden düşürüldü. Şu için, Allah subhanahu wa ta'ala bu ayet-i kerimelerini evvela okuştuğuna Allah nasip etsin. Bahçemizi iştiştiğine Allah nasip etsin. Bunun manalarını düşünüştüğüne Allah ta'ala nasip etsin. Ve en esasisi, bizde Allah ta'ala bir müdelikte yaratmayan, Allah'ın tanıp, Allah'a ibadet kılıçlı gücü yaratken, bu gücün bizden ahdlarımızı yapmayan, o şey ahdlarımızı esnet çıkartmasını, daim esnet görüşlüğünü ve özüge ibadet kılıçlığını Allah Allah'a nasip eylesin. Bu kapla sizge esnetme gücün eğitimi, bu kılıçlı gücü değilmez, bir parvali gücü değilmez. Bir yönde bazı da bir itibarlı gücülerini yapmayalımız, Allah Allah'a insan besin, bir de sizi biz kullarınızdan tartıp yetekler kemayınız. İşçi için çakırıyorsunuz. Hayya ala sola, hayya ala felah ve çakırıyorsunuz. Şuna bir nakiye kambosiniz, necat yapasınız. Eğer başka nasıl çünkü kambosiniz, bu şey niyetiniz diye aşağı çık gidesiniz. Bu bayt, baytullah, Allah'ın baytı. Bu kuladı gencayı yemez. Bu telefon boyunca gencayı yemez. Birbirinizin her yerleşe